20, 50, 100, 200 Türk lirasından hatta Amerikan dolarından bile oluşan deste deste para. Boyutları, rengi neredeyse gerçek parayla aynı, düz kağıda basılmış bu sahte banknotlar bugünlerde işporta tezgahlarında veya milyoncu olarak bilinen dükkanlarda karşınıza çıkabilir. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte piyasada sahte paralar kendisini göstermeye başladı. Herhangi bir dükkandan kolayca bu şekilde bulabileceğiniz paralar en çok düğünlerde para saçmak isteyenlerin işine yarıyor. Daha çok düğünlerde para saçma için kullanılan bu sahte paralar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden sonra Konya'da da kendini göstermeye başladı. Peki yüzlük destesinin 4-5 liraya satıldığı bu sahte paraların piyasada olması ne kadar doğru? Üzerinde geçersiz yazıyor, incelendiğinde baskı hataları göze çarpıyor. Ama ilk bakışta kimse gerçek paradan ayırt edemiyor. Kendilerine sahte para vererek röportaj yaptığımız çoğu kişi ilk anda ellerindeki paranın sahte olduğunu anlayamadı. Ta ki biz söyleyene kadar. Vallahi ben de bunu yardımda kullanırım. Ne yapayım yani? Sence elindeki para gerçek mi? Hayır, değil. Geçersizdir diyor. Ya ilk geldiğinde ya zaten paraya bakmadım. Rengine bakınca direktman zaten gerçek gibi geldi. Bu şaka mı? Şaka mı? Ya uzaktan bakınca inanıyor ama yakından anlaşılıyor yani dokunduğu zaman kağıt olduğu. Sahte paranın ne kadar inandırıcı olduğunu bir de gizli kamerayla test etmek istedik. Muhabirimiz 5 ayrı 200 liralık banknottan oluşan 1000 lirayı şehrin en kalabalık noktası olan Zafer Meydanı'nda cüzdanından yere düşürdü. Konyalı ise duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Yere düşen parayı gören Konyalılar parayı olduğu gibi muhabirimize ulaştırdı. Röportajlarda ve gizli çekimlerimizde gördük ki sahte parayı ilk anda kimse fark etmiyor. Peki bu paraların piyasada ucuz fiyata satılıyor olması çeşitli mağduriyetlere sebep olmaz mı? Tezgahlarda sahte para satılması ne kadar doğru?